Cennet gibi bahçem o gün Araf'a döndü. Sağ mıyım, öldüm mü bilemedim. Bütün hayatım film şeridi gibi gözünün önünden geçer derler. Bana hiç öyle bir şey olmadı. Aa dedim, ölüyorum. İşte buymuş, geldim sonuna. Önceden planlanmış olduğu belli efendim. Ben 14 mahkum, 3 görevli olmak üzere toplam 17 yaralı var. 5 ölü var. Hepsi mahkum. Bir işi tam beceremedik ya. Dur Ali, bırak Ali. Daha gençsin Ali. Kardeşini düşün Ali. Bak işte iyi oldu. Kadın gebermedi. Ama yok. Böyle yarım bırakmak olmaz. Böyle durmak olmaz. Cengiz'i ne zaman gördün son? Yani durumu... Yani Cengiz mi? Ne Cengiz'i? İki laf başı. Cengiz. Beray. Nur kayıp, Gülten yaşıyor, sen hala Cengiz diyorsun. Hasta mısın, nesin ya? Hamileyim. Ne? Bak, bir ben biliyorum, bir de sen. Bu kadar. Söylemem, merak etme. Susarım. Bu çok kötü oldu. Görev bırakmadı. İsyan sırasında Anna, Toleva, Mine, Aslan, Şengül, Kesik, Serpil, Aksu ve Nur Kurteş'in öldükleri bildirildi. Olayla ilgili soruşturma geniş kapsamlı olarak devam ediyor. Biz de gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Nur! Nur! Bak beni gezintiye çıkardılar. Nur Kurteş mi? Ölmüş. Ne? Haberlerde söylediler. Nur ölmüş. Arkadaşlar, ben görevime geri döndüm. Benle birlikte yeni baş gardiyanımız Ekrem Demirkan da bugün itibariyle göreve başlayacaktır. Her şey değişti şimdi. Ana öldü. Böyle pat diye. Bu nasıl bir şey ya? Her birimizin içi bir karanlık kuyu. Ya boğuluruz o kuyuya düşünce... Ya da yıkanıp yeniden çıkarız gün yüzüne. İnsan dediğin bir karanlık kuyu. Zaman gelir hepimiz kendi kuyumuza düşeriz. Çok fenaydı. Çok korkunç. Kim? Zinet. Torununu doğramış. Baltayla. Kimi doğramış? Kendi öz torununu doğramış. Üstü başı kan içindeydi. En fenası. Böyle alnına sürmüş kurban kanı gibi. Zeynep. Zeynep.
Cennet Kara. Alnımdaki kan kurban kanıdır. Daha kurumadı. Nuru duydum. Esaslı kadınmış, Allah'ı var. Hiçbir şey Nuru geri getirmez. Ne Nuru, ne öbür ölenleri. Al bu sende kalsın. Malzeme aldır helva için. Geçeceksin bunları Şebo. Ali'ye hesap kitap yapmaz. Sonuçta hepimizin intikamını aldı mı? Aldı. Gardiyan öldürmek marifet değil. Gülten pisliğin tekiydi. Canını burnundan getirirler onu. Başını ezerler. Kimseye bir faydası olmaz. Olsun. Artık Ali'ye ölse de gam yemez. Değil mi? Lafıma karşı çıkma. Bir daha. Lafıma karşı çıkanın son lafı olur o. Duyan geliyor mu artık? Sırıtma. Ya cezaevine götürün beni. Kutlamalar başlamıştır orada. Ne diyorsun, ne? Çabuk diyorum, cezaevine gideyim. Ya anlamıyorsunuz, arkadaşlarım bekliyor. Daha haber vereceğim, tamamdır diyeceğim. Deli misin, manyak mısın anlamadım ben seni. Hem deli hem divane. Adım Aliye. Bu suratını dağıtırım seni. Komiserim, işte bununla öldürmüş. Al şunu. Evet, onunla yaptım. Ya sorsanız söylerim. Bende yalan yok çünkü. Ya var ya, gerçekten onu tanısanız iyi ettin dersiniz. Kızım manyak mısın, hasta mısın sen? Cinayet işledin, farkında değil misin? Ya tamam da ben ne diyorum ki? Kötü biriydi, kötü. Tam bir pislik, hak etti vallahi.
temizlik oldu işte. Anlaşıldı herkes. Sağ olun. Sağ olun, beni iyi ağırladınız. İyi geceler. Sus artık, sus, sus. Ya tamam, ne içiyorsun ya? Yavaş ol. Elveda Gülten. Cehennemde yan. Burada ettiğini orada bul. Gir artık, gir. Gir. Sıra Handan'da. Ali'ye bir gelsin. Kimse bize tek bir laf bile edemez. Ya peki her şey daha beter olursa? Yani gardiyan öldürdü Ali'yi. Sonra hepsi birden üstümüze... Üstümüze falan gelmezler. Ya saçma sapan konuşma. Tam tersine. Ödleri patlayacak bizden. Sen öyle san. Gardiyan katilini ne yaparlar biliyor musunuz? Filiz, sen sıranı bekle. Senin hesabımız daha kapanmadı. Ne hesabıymış o? Korku yüzüne yakışıyor. Böyle o. Korkmak iyidir. Hadi be. Kolay kurtuldu. Keşke biraz daha çekseydin. Öldü işte daha ne? Tövbe tövbe. Kesin gevzeliği. Boşla. Boşalt burayı. Çık. Çık. Yakup, Gülten'i öldüren seninkiyle aynı koğuşta mı? Kahramanlar koğuşu oğlum o. Seninki de kahramanlardan mı? Bilmiyorum ki. Hala o koğuşta mı? Eskiden oradaydı. Şimdi nerede bilmiyorum. Vay vay. Can dayanmaz bunun aşkına. Ya beyler. Allah vere de bu gardiyanlar azıtmasa. Gel. Gel Hikmet, gel. Efendim, kadın gardiyanlar... Evet. İsyan gününde mahkumlara yardım etmiş olabilir. Çürük yumurtaların ayıklanması gerek. Hakimiyeti kurmak için. Yapacağız Ekrem, yapacağız. Sana da iş düşecek. Hem mahkumları hem gardiyanları tek tek sorgulayacaksın. Sağ olun efendim. Beni biliyorsun sen. Tabii. Seni bu yüzden çağırdım zaten. Sağ olun efendim. Üzerimdeki hakkınızı unutamam. Birazdan gardiyanları içtimaya çağırın. Şu Handan'a bir özür diletelim. Hı? Thank you.
Handan Hanım. Cengiz Bey. Gardiyanları içtimaya çağır. Emir aldığında cevap vereceksin. Emredersiniz. Başüstüne. Bunu yapmak zorunda değilim savcı bey. Gülten Hanım'ı öldüren süreci siz başlattınız. Gülten Hanım'ı? Gardiyanlar sizden bir açıklama bekliyor. Ben? Gardiyanların morali çok bozuk. Mesai arkadaşlarını kaybettiler. Derhal özür dilemenizi istiyorum. Her şey sırayla Handan Hanım, sırayla. Hepimizin başı sağ olsun arkadaşlar. Maalesef eski başgardiyanımız Gülten Hanım'ı kaybettik. Görev başında kendimizi güvende hissetmek isteriz. Gülten Hanım'ın başına gelen hepimizin başına gelebilir. Gerekli önlemler alınacaktır. Dağılabilirsiniz. Neydi eski havaları? Söndü söndü. Hastaneden kim yardım etti sana? Kendim yaptım. Bize doğruyu söyleyeceksin. Kim yardım etti sana? Konuş konuş. Kim yardım etti sana? Kim? Kendim yaptım. Kendim yapmadım. Kim yardım etti? Kimse yardım etmedi. Yardım! Söz geçti mi bu? Emrettiğin gibi abla. Hadi buyurun bakalım. Yemeğinin yiyicisi bulunur. Sonra karışmam bak. Vallahi yedim bile. İstiyor musun abla? Sen dışarıda ne yapıyorsun abla? İkram yaparım. Ne ikramı ablacığım? Kerhane patronuyum. Desem. Yok artık abla, olur mu öyle şey? Gül diye mi söyledim Elmas? Aman abla, ben her şeye gülerim. Güzel de gülüyorsun. Şimdi senin sesin de güzeldir. Olmaz mı? Kızılcıklar oldu mu, selelere doldu mu? Gönderdiğim çoraplar ayağına oldu mu? Mendil eline, mendil verdim geline. Kara kına yollamış yar benim ellerime.
buralarda bu kadar düşünmek iyi gelmez. Düşünmeyeyim de ne yapayım? Olan olmuş. Düşünsen geri mi saracak? Çocuklarının resmi var mı? Yok. Telefon hakkım var. Telefon et, ara gelsinler. Görüş diye bir şey var herhalde. Var değil mi? Var tabii, olmaz mı? Dilekçe yaz telefon için. Gelsinler, görüşün. Yazmam yok benim. Merak etme. Biz yazarız. Yarın sayımda da teslim ederiz. Hadi artık. Yat uyu. Ben bu gece kuşlar kadar hafif uyuyacağım. Sen de öyle yap. Evet. Nasıl olur bu? Gözaltında mı? Evet. Anlıyorum. Az önce hastaneden aradılar. Ali'ye sorguda... bilmiyorum, acil servise kaldırılmış. Bir gidip bakar mısın? Bir ölüm daha... olmasın artık. Sen sakin ol. Merak etme. Al bakalım. Sayımda gardiyana verirsin. Tamamdır. Sağ ol. Toplayayım mı yatağını? Topla. Sekiz, dokuz, on, son.
neymiş o? Dilekçe. Telefon için. Gardiyan katilinin koğuşu ha? İftihar et. Her pisliğin başı bu koğuşun eskileri ha? Ha! Temizlik zamanı gelmiştir, değil mi? Ha? Sizi sorguya çekeceğim. Sırayla. Hepiniz. Hepimizi. Yaşı, kuruyu, hepiniz. Dikkat edin, başınız belaya girmesin. Konuşan kendini kurtarır. İsim veren... İsim veren... Sultan. Sultan öyle olunmaz. Sultan doğulur. Kızma Zinet Sultan, lafımız sana değil. Geçin içeri. Geç! İçeri! Merhabalar. Cezaevinden mahkum getirildi Aliye Yalçın. Sol tarafta. Teşekkür ederim. Buyur kardeşim, çek, çekil, çekil. Cezaevi doktoru, Tarık İnan. Neyi bekliyoruz? Doktor Bey'i bekliyoruz. Bulalım o zaman doktoru. Geri alır mısınız? Sizce durumu nasıl? Bu gece burada kalırsa iyi olur. Başhekimden talimat isteniyor. Sorun değil. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ali. Nasıl oldu bu? Düşmüş. Kafasını duvara vurmuş. Ne? Ya kafa bu, yumurta değil. Tamam Ali. Bu akşam burada kalıyorsun. Yarın cezaevine dönersin. Servise çıkalım. Thank you.
Güzel. Burası iyi. Aliye? Ne bu halin? Bir şeyim yok ya, iyiyim. Gülten'i duydum ama bu hali ne? Sorgudan getirdiler. Başından darbe almış ama şimdi iyi. Bana bir şey olmaz ya. Benim adım Aniye. Beren. Sabaha kadar uyanık kalması gerek. Bu görev senin. Tamam. Bu arada sen nasılsın? Çok oldu. Ne kadardır buradasın? Çok oldu. Saymıyorum artık. Cezaevinde olup bitenleri merak ediyorum ama kimse bir şey söylemiyor. Cezaevi karışık. Herkes gergin. Baş gardiyan değişti. Cengiz'i attılar mı? Ya Cengiz iyi diyorum ama inanmıyor bana. Yok, görevde. Unutma, bu akşam uyumayacak. Sürekli konuşturmaya çalış. Tamam. Tamam. Tekrar geleceğim. Ay, ben bu kadından çok korkuyorum. Normal. Bak kadın torununu kesmiş. Bizi mi kesmeyecek? Öyle de mi Peruş ya zaten? Başgardiyana haber ver. Onunla konuşacağım. Ekrem Bey, B2 koğuşundan bir mahkum sizinle görüşmek istiyor. Getir. Dur. Dur. Gördüler. Sonra. Tamam mı? Benimle geliyorsun. Telefon görüşmesi için. Çalıyor. Çalıyor mu? Alo, Mümtaz. Sen misin? Benim ya. Niye aradın? Arama burayı. Mümtaz yapma. Bak beni burada yalnız bırakmayın. Çocukları getir göreyim. Görüşe getir. Abi dediğini ver. Oh. Mümtaz çocuklar mı orada? Ver bir seslerini duyayım. Ne olur. Baba kim o? Annen arıyor, dur bir. Hangi anne? Bak, hangi annem diyor. Mahpustaki mi diyeyim, ölüm döşeğindeki mi? Bak, ne işler açtın başımıza? Gözüm dönmüş, ne bileyim Mümtaz. Ver bir seslerini duyayım, ne olur. Çok özledim onları. Seni de çok özledim. Baba, söylesene hangi annem? Sus bir. İçerideki anan arıyor işte. Kapandı. Bir daha arayayım, ne olur. Olmaz. Hakkında ol. Yürü. Gider bir sefere. Gir. Durumu nasıl? Görebildin mi?
İyi, merak etme. Bu gece hastanede kalacak. Ben yarın izin alacağım. Buradan biraz uzak olmak istiyorum. Konuşmak istersen ara. Sevinirim. Cengiz Bey. Buyurun. Ali Yalçın'ın yarın buraya sevk olması gerekiyor. Siz gider misiniz? Olur ama Ekrem Bey ne der bilemem. Ali'ye bu akşam Beray refakat edecek. Yarını buraya getirilmesi şart. Sizin getirmeniz için talimat vereceğim. Tamam? Peki. Başım ağrıyor. İçini kazıyorlar sanki. Ali'ye. Anlatsana nasıl yaptın? Gülten'i nasıl buldun? Nasıl öldürdün? Hiçbir şey anlatmadın. Hayır, bir daldım odasına Beray. Okulundaki hortumu bir çektim. Bir doladım. Bir bilsen. Yalvarıyor bu pislik. Çok ağrıyor başım. Valla kalabalık olmasa da onları da bindirtirdim. Ama patlattılar kafamı. Yüzüme kapattım. Bir daha aramıyormuş da. Çocuklarla konuşamadım. Ararsın yine. Boşver. Ulan hem haşla kadını hem bir de evi ara. Konuşturmazlar tabii. Ama mazlum ayaklarını iyi oynuyorsun, ha? Takdir ettim. Sen de ne ikide bir devirip devirip bakıyorsun gözlerini be? Ne var? Pis ispiyoncu. Ekrem'e gidip öteceksin değil mi? Gardiyanla konuşurken gördüm seni. Ali'ye bir gelsin. Görürsün gününü. Pis yalaka. Ulan senden hala yalaka mı olur? Her lafın başı Ali'ye. Ali'ye bir gelsin. Ali'ye gelsin. Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne diyorsun? Ali bırak. Bırak başını artık ya. Filiz sen de yettin be. Be. Ali. Ne diyorsun? Ali bırak şunu. Vurun şu kapıya. Bırak başını. Ali bırak. Ali bırak şunu artık. Ekrem Bey, B2'de olay var. Geliyorum. Ben de usta artık be. Nasılsın sen ya. Şey? Filiz sen de usta artık be. Aylin! Burada çıban başı istemiyorum. Ne oluyor be? Kalk kalk. Aa, kalk. Ne oluyor be? Kalk. Ne yapıyorsun be? Alma. Çık. Bırak beni. Çık. Çık. Çuban başını biz ezeriz. Aliye, uyuma ne olur. Ay uyuma uyuma. Ay konuş sen de. Anlat da uyumayayım. Hadi. Şey. Cengiz'i anlat. O psikopat Cengiz aşkına. Nasıl oldu? Başka şey konuşalım. Okey.
Uyuyorum o zaman. Ya. Sabah ölürsem ölüm sendendir. Tamam uyuma. Firarda oldu işte. Beni o buldu. Kadın. Bak güzel anlat. Sıkıldım bile. Ha? Uyuyacağım ona göre. Ona dedim. Uyardım. Keşke dedim. Bu kadar şey yaşamadan önce gelseydin. Bekir'den önce gelseydin. Babam ölüm emrimi vermeden önce gelseydi. Dinlemedi. Hiçbir şey anlamıyorsun değil mi dedi. Gözlerine baktım. Anladım. Sevmiş beni. Hayatımda kimseye sarılmadığım gibi sarıldım. Biraz konuşalım. İfade. Kilitleri değiştirmeniz. Aliye ile çevirdiğiniz haltlar. Mahkumları isyana teşvik etmeniz. Hepsi bu. Pişmanım da kurtuldum. Oku oku. Ha, müdür hanımın üzerinize ateş açtırması da var. Nasıl söyle? Haksızlık yok bizde. Hadi. Uğraştırma bizi. At imzayı kurtul. Ne bu şimdi? Ne bu? Kahramanlık mı bu şimdi? Hı? Yarın sabah boş atın. Herkese ibret olsun. Aliye, sıra sende. Ne sırası ya? Anlatma sırası. Ben de anlatacak bir şey yok ki. Almanya var.
Sonra burası var. Anlat, Almanya'yı anlat. Nasıl gittin? Nasıl döndün? Ya çok bir numara yok. Özgür'le beni anneannem aldı oraya. Dedem iyi gidenlerden. Gastarbeiter. Misafir işçi. Misafirmiş yani. Ya anan baban? Trafik kazası. İkisi birden. Ama ya zor. Ama anneanne daha da zor. Her şeyimize karıştı. Anlıyor musun? Her şeyimize. Şey, Özgür'le aynı odada yatıyoruz. Her saat pat diye dalıyor odaya. Ne yapıyorsunuz? Onun elinin körünü yapıyoruz. Ben de bıktım, yetti dedim ve kaçtım. Özgür? O kaldı. Zavallı. Ama bırakmadım orada ha. Onu da aldım. Anneanne anneanne diye ki canavar. Bizim aşirette kadınların sesi çıkmaz. Sırf erkeklerden çekersin. İyi işte şükret. Ama ya da hem kadınlardan hem erkeklerden çekiyorsun. Neyse. Özgür'ü kurtardım mı? Ya ne oho. Ne para var, ne pul. Sokaklarda yatıyoruz. Anneanne bulmasın diye kaçıyoruz. Önce ekmek, süt filan. Köşe bakkal, market, kasalar. Soygunlar yaptım bir sürü işte. Sonra beni Almanya'dan attılar. Özgür orada kaldı. Sen hiç görmedin Özgür'ü değil mi? Ya. Bir numara yok. Yaşamak istedim o kadar. Yaşadım ama değil mi? Ölmedim bak. Tamamdır işte. Kurtuldum mu şimdi? Karnındakini konuşmalı geç. Ne yapacaksın? Nasıl doğacak? Doğmayacak. Ne oldu buna? Sorguya alındı. Kim aldı? Ekrem. Onu mahkemeye vereceğim. İyi biliyorsun. Bizim meslekte lazım abla. Gel.
Biz buna zeytin meryemi deriz. Çekirdeğine dövüp bağladık mı bir gecede acısını alıverir. Gir. Hastaneye gitmem gerek efendim. Aliye Yalçın için. Biliyorum. Gidin getirin bakalım. Başka bir konu daha var efendim. Ekrem Bey. B2'den Ali'nin sorguya almış. Biliyorum. Durumu kötü görünüyordu. Nasıl kötü? Oldukça. Mahkemeye vereceğim diyor. Cengiz Bey. Nereye gidiyorsunuz? Aliye Yalçın'ı hastaneden almaya gidiyoruz efendim. Gelir gelmez haberim olsun. Bay Sunay. Ne bakıyorsun suratıma? Cevap versene. Emredersiniz efendim. Efendim? Peki efendim. Savcı Bey sizi istiyor. Gir. Dozunu kaçırmışsın Ekrem. Bir şey mi söyledi efendim? Öyle olmaz ki. İkna etmenin de bir sürü yolu var. Bu son olsun. Müsaadeniz efendim. Biri savcıya fitlemiş. Kim gördü sizi? Cengiz Bey. Şimdi buldu belasını. Aç kapıyı. Mahkeme beni alır gelirim. Yok ya. Bak. Hala güçlüyüm. İyiyim ya. Ay biliyor musun Beray? Tosun Paşa'yı bile özledim. Hepsini özledim. Aliye Yalçın almaya geldim. Aliye Yalçın. Tamam, girebilirsiniz. Sen beni götürmeye geldin, değil mi? Beni
duyan yok ki. İyi, ben zaten şimdi gidemem. Hı? Bütün gece konuştuk. Bir 5 dakika kestireyim, siz işine bakın ve bana ilişmeyin. Cezaevi doktoruna verirsiniz. Teşekkür ederim. Hadi Ali. Gidiyoruz. Çabuk gel. Hadi. Acısını alır götürür Zeyd. Ay, ya bunu nasıl yaptılar sana ya? Ver gül, ver. Hepimizi alacak sırayla. Ben korkuyorum. Çok korkuyorum. Ben konuşmadım. Ben hiçbir şey söylemedim. Tamam Aylin. Söylemedim. Tamam canım. Tamam Aylin. Konuşmadım. Teşekkür ederim. Cengiz Bey, gezintim bitti mi? Mahkuma refakatçi emri. Sus, cevap verme. Seninle sonra görüşeceğiz. Önce şu gardiyan katiline bir merhaba diyeyim. Sen kimsin be? Budur. Tanışırız. Tanışırız. Dikkatli ol da sonun Gülten'e benzemesin. Dikkat, dikkat. Götürün bunu karantinaya. Handan Hanım, Aliye Yalçın cezaevine geldi efendim. Ekrem Bey kendisini karantinaya gönderdi.
Gülten'in yerine seni mi getirmişler? Hayal kırıklığı ya. Yan katilini mi? Hücreyi kilitleyip çıkın. Karşılama iyi. Sağ ol. Mutlu musun? Mutlu musun dedim Ali'ye. Arkadaşların öldü. Katil oldun. Hala gülebiliyorsun. İntikamımı aldım anda. Pisliği temizledim. Nur için. Özgür için. Nazlı için. Bu tarafta olan herkes için. Ama sen anlamazsın. Sen anlayamazsın Handan. Her şeyi mahvettin Ali'ye. Kardeşini, Nazlı'yı, Nur'u, herkese. Her şey senin nefret etti. Düşün Ali'ye. Özgür mü olacak? Özgür görebilecek misin? Etrafındakilerin zaten için mahvettin. O öldü. Kendi hayatını da bitirdin Ali. Görebiliyor musun? Sen... Sen herkesi öldürdün. Sen... Ben... Beş kişi öldü. Beş kişi gözümün önünde öldü.
Ben öldürmeyeyim seni. Merhaba. Aramana sevindim. Müsaitsen konuşabilir miyiz? Sahildeyim, istersen gel. Deniz iyi gelir. Kevser, su getir.
Siz de dağılın, tamam artık, yeter. Sürdünüz merheminizi, kapatın bu konuyu. Hadi. Ne yaptınız kadına be ya? Yazıktır. Konuşma! Yaşadığına dua etsin. Şebnem Güner hanginiz? Benim. Güzel. Yürü. Sen bizimle geliyorsun. Sıra sende. Yürü. Ben gerçekten bir şey bilmiyorum. Burada olanlar hakkında bir bilgim yok benim. Yürü! Bir şey bilmiyorum dedim gerçekten. Alın bunu. Al! Ya ben bir şey bilmiyorum. Yemin ederim ben bir şey bilmiyorum ya. Bilmiyorum dedim size. Gerçekten. Hoş geldin. Seninle açık konuşacağım Andan. Kendini kaybettin. Bunu kabul et. İlk geldiğin zamankinden çok farklısın. Bazen gözlerinde eski Andan'ı görüyorum. Ama kaybolup gidiyor. Sen bu değilsin. Bütün bu kavga, şiddet, intikam. Kendi acılarına baş edemediğin için başkalarına acı çektiriyorsun. Daha ilk geldiğin günden beri. Görevi bırak. Hem kendinin hem başkalarının iyiliği için hemen yarın git ve görevi bırak. Bırakamam. O da olmasa yaşayamam. İşimden başka hiçbir şeyim yok. Sorun da bu zaten. İşinden başka hiçbir şeyin yok. Böyle yaşanmaz. Ne yapayım peki? Kendinle yüzleşmen lazım. Neden işinden başka hiçbir şeyin yok, düşündün mü hiç? Bilmiyorum. Her şeyi biliyorsun. Sadece kendine itiraf edemiyorsun. Yardıma ihtiyacın var Amber. Terapi görsen çok iyi olur. Sırf senin için değil. Hepimiz için. Hepimizi hırpaladın. Aklımı kaçırmadım henüz.
Ben en iyisi cezaevine döneyim. Bu sefer beni dinle. Hemen dönme. İnan iyiliğin için söylüyorum. Burada kalıp biraz dinlen. Ve lütfen dediklerimi düşün. Lütfen. Affedin beni. Ne olursunuz. Ötmüş. Dayanamazdım. O kadar alet acıya dayanamazdım. Ceza indirimi dediler. Ya ben artık dayanamıyorum. Daha fazla acı istemiyorum. Ben burada kalamıyorum. İçim almıyor artık. Anlıyor musun? Yapamıyorum. Tarık Bey, size bir mektup var. Hayriye abla, teşekkür ederim.